Değerli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun bakanım. Gençler, o marşın bir örneğini bana vereceksiniz değil mi? Evet, bugün birkaç sebeple bir araya geldik veya burada bulunan hazırlığından değişik zamanlarda, gün içerisinde bir araya geldiğimiz dostlarımız var. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Başta Doktor Sadık Ahmet'in kıymetli eşi, çocukları, torunları olmak üzere kıymetli seçilmiş müftülerimiz, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin başkanı ve değerli yöneticileri, azınlık kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli Batı Trakya Türk toplumunun üyeleri, sevgili soydaşlarımız, hepinizi büyük bir saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. Batı Trakya Türk azınlığı ve Türkiye'deki yurttaşlarımızın kalbinde ve toplumsal hafızasında müstesna bir yere sahip olan Doktor Sadık Ahmet'in aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümü sebebiyle bir aradayız. Doğrusu buruk bir toplantı gayet tabii ki. Işık Hanım kabristandan bu yana böyle gözyaşı ederek seyrediyor fotoğrafları, gençleri. Bizler vururuz ama doğrusu şununla teselli olduğumu söylemeliyim. Kabristan'da da kısmen bahsettim. Burada merhum Sadık Ahmet'in dava arkadaşları, yol arkadaşları, kıymetli müftümüz gibi beraber hapis yattığı arkadaşları, öbür taraftan çok genç kardeşlerimiz, gençlerimiz, işte biraz önce Sadık Ahmet için marş yazan, marş okuyan gençlerimiz. Bu kadar sıkıştırılmış en temel insan hakkından, en temel kültürel hakkından biraz önce çok güzel özetledi kıymetli müftümüz kabristan'da. Ne vatandaş hakkını, ne azınlık hakkını alamamış bir topluluğun bu iradeyi, bu şuuru 7'den 70'e sürdürüyor olması, kaybetmemiş olması ve bu mücadelenin peşinde devam ediyor olması bence çok önemli bir vaka, çok önemli bir durum. Bunun için bu mücadeleyi sürdüren kıymetli büyüklerimize ve çok sevgili gençlere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Mücadele 26 yıl önce bitmiş de olabilirdi. Ama bitmedi ve geleceğe taşındı. Bu çok önemli bir gerçek ve biz bu gerçeğin taşıyıcıları olarak her zaman desteklemeye, sürdürmeye, bizden sonraki kuşaklara bırakmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, sonra bütün bir Türkiye vatandaşlarının, 83 milyonun size selamını iletmek isterim. Bizler farklı coğrafyalarda aynı soydan, aynı inançtan, aynı değerler sisteminden gelen insanlar olarak bir kardeşlik halkasının zincirlerini oluşturuyoruz. Diliyorum ve umut ediyorum ki bu kardeşlik halkası hiçbir zaman sona ermeyecek, hiçbir zaman zayıflamayacak, kırılmayacak. Doktor Sadık Ahmet'in mücadele öyküsünün hepimize bir ders olması, hepimize bir öğüt olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında o mücadelenin hangi badirelerden geçtiğini kıymetli Şerif müftümüz ifade ettiler. Çok da güzel bir tarihsel özetti ama Burak izin vermedi. Önüne konuşma metnini koyunca değil mi müftü? Yarım kesti. Ben çok ilgiyle dinliyordum mesela. Özellikle genç arkadaşlarımızın duyması bakımından çok önemliydi.
Sadık Ahmet'in mücadelesi bir gerçekten öğüt olması, ders olması gereken bir mücadele. Bir grup insanın kimliğinin, etnisitesinin, dilinin ve dininin, inancının yok sayıldığı, adeta görmezden gelindiği bir dönemde, maalesef hala önemli ölçüde devam ediyor. Son derece kararlı bir biçimde, ne yaptığını bilen bir biçimde ve sadece barışçıl yollarla, sadece temel haklarını isteyen bir dille, önce yaşadığı topluma, önce yaşadığı ülkeye, sonra uluslararası topluma bir şekilde yansıtmış olması, bunu taşımış olması çok önemli. 1980'lerde başlayan, 95'te ebediyete uğurlamamızla kendisi açısından bittiğini sandığımız mücadele aslında hiç bitmedi. Eğer geriye iyi bir miras bırakıyorsanız, eğer geriye anlamlı bir miras bırakıyorsanız aslında yaşıyorsunuz. Aslında isminiz tarihin o güzel sayfalarından hiçbir zaman silinmiyor. Sadık Ahmet'in bedenini 95'te kaybetmiş olabiliriz. Ama bugün hala onu konuşuyorsak 26 yıl sonra, hala onun adına gençler marşlar yazıyorlarsa, hala onun fotoğraflarını duvarlarda görüyorsak, demek ki yaşayan ve dipdiri aramızda olan bir insandan bahsediyoruz. Bir mücadele azminden, mücadele şuurundan bahsediyoruz. Bize düşen bu hatırayı anlamına uygun, içeriğine uygun, mücadele azmine uygun bir biçimde devam ettirmek. Batı Trakya Türk toplumunun her bir ferdinin bu azme, bu şuura sahip olduğunu ve bunun taşıyıcısı olmaya çok gönüllü, çok azimli olduğunu görüyorum ve bundan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bizler Türkler olarak tarihin her döneminde her mazluma, dini, dili, etnik kimliği, inancı ne olursa olsun sadece mazlum olmaktan dolayı el uzatan, kol kanat geren, sahip çıkan bir topluluğuz. Bu anlamda tarihin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa gadretmemiş bir milletiz. Şükürler olsun ki kendi tarihimizden, kendi geçmişimizden, kendi değerler sistemimizden taşıdığımız hiçbir üzüntü ya da utanç yok. Bunun haklılığıyla ve bunun özgüveniyle dünyanın her tarafındaki mazlumlara sahip çıkmak ama özellikle kendi soydaşlarımıza, kendi dindaşlarımıza, başta Batı Trakya Türk toplumu olmak üzere destek olmak, onlara omuz vermek, onların davasına sahip çıkmak boynumuzun borcu. Bu bizim için bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle her zaman Batı Trakya Türk toplumunun yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben sözü çok uzatmadan hepinize burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için Demokrasi Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanımıza nazik ev sahipliği için çok kıymetli merhum Doktor Sadık Ahmet'in ailesine nazik ev sahiplikleri ve dostluk ve kardeşlik sıcaklıkları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olunuz, var olunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.